Merhaba, Adana'dayız. Öncelikle bu 1360 video. Telefonu sağ sola yukarı aşağı oynatarak ya da parmağınızla basılı tutup görüntüyü sağ sola yukarı aşağı çevirerek veya bilgisayardan izliyorsanız da görüntüyü mouse'la basılı tutup sağ sola yukarı aşağı oynatarak her yönü izleyebilirsiniz. Adana'daki meşhur Taşköprü videomuzun konusu olacak. Seyhan Nehri, burada bir Seyhan Nehri olması gerekiyor ama Seyhan Nehri büyük oranda kurumuş. Onunla ilgili iklim değişikliğine bağlayanlar var. Efendim ilerideki sanırım köprünün yapımında dere yatağının kısmen değiştirilmesi, suyun başka alana akıtılması sonucu sonra bu hale döndüğünü söyleyen var. Falan filan. Neticesinde şu an orada yine yer akmıyor. Bu tarihi köprü trafiğe kapalı. Yayalar açılmış. Ben size daha iyi görüntü verebilmek için yine kamerayı uzatacağım. Bu şekilde köprüyü daha rahat siz görebileceksiniz. Oraya mı gidiyorsun? Bana yardım etsene. Çok ağır taşıyamıyorum. Kısaca da ben bilgi vereyim size bu arada. ...385 yılında, 4. yüzyılda Romalılar tarafından yapılmış bir köprü bu. O kadar eski. Zaman zaman onarımlar görmüş. Ne zaman olmuş? 786-833'te onarım görmüş. 1713'te onarım görmüş. 1847'de onarım görmüş. 1789'da onarım görmüş. En sonunda 1949'da onarım görmüş. 319 metre bir boyu varmış bu köprünün. 13 metre yüksekliği varmış. Ve 21 metreden 14 ayaklıymış. Ayaklar arası 21 metre inmiş. Ayakları da şöyle baktığınızda görebiliyorsunuz. Ortasında şurada renkli renkli kiralanan o deniz bisikleti mi deniyordu onlardan gözüyoruz. Atıl bir şekilde duruyorlar orada. Tekrar nehrin hayat bulmasını bekliyorlar. Ama tabii şu taşlar falan kısmen dediğim gibi bazı çalışmalar için anladığım kadarıyla su azaltılmış, akması azaltılmış. ...700 yıl oradan yaklaşık 700-750 yıl arası bir ömrü var bu köprünün. Bazı tadilatlar da görmüş tabii, birkaç kere elden geçirilmiş. Ama yine nereden bakarsak 700 yıllık taş köprü. Adana'nın sembol yapılarından birisi burası. Oturuyorum ya, bugün oturuyorum. Evet, İsrail boykot adına İsrail bayraklarını ayaklar altına yapıştırmışlar.
bazı duyarlı vatandaşlarımız. Oradan ileriye doğru başka bir şey de yok zaten. Adana'dayız. Adana Seyhan'dayız. Seyhan Nehri üstündeki tarihi ta 1300'lerden Bizans'tan kalma olan tarihi bir köprüyü bu videomuzda konu aldık sizlere. Karşıda da Merkez Sabancı Camii var. O da hemen Seyhan Nehri'nin kenarında. Videomuzda ondan da bahsetmiştik. O da Orta Doğu ve Balkanlardaki sayılı, yani en büyük birkaç camiden biriymiş. Bu kadar büyük bir yapıymış. Adana'da bir gün daha geçireceğiz. Her yeri bitirme olasılığım anladığında az gözüküyor ama baktım sınırlı. Belki bir sonraki gelişte bir başka mekan ve başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.